Anandi. Şimdi Anandi'yi bulmam gerek. Haberi sonra söylersin. Anandi. Anandi, hadi dışarı çık. Sana güzel bir haber vereceğim. Peki, çıkma o zaman. Ama söyleyeceklerimi dinle. Bizim evde bir düğün olacak. Sahi mi? Ciddi misin? Evet. Peki kim evlenecek? Üçümüz olmaz. Biz zaten evliyiz. Söylesene kimin düğünü? Basant amcamın düğünü. Eve yeni bir gelin gelecek. Yenge mi dedin? Bu çok eğlenceli olabilir. Çünkü bizim hiç yengemiz yok. İyi ama amcam nasıl evlenecek? O zaten evli değil miydi? Çok şapşalsın. Onun karısı ölmedi mi? Evet, ben de onu diyecektim. Camuda yenge öldü. Orasını ben de biliyorum. Sonra amcam da dul kaldı. Peki nasıl tekrar evlenebiliyor? Sugna ablam öyle söylüyorsa mutlaka öyledir. Evlenecektir. Evet, babaannem de bu evliliğe çok seviniyor. Ya anne? O da çok mutlu olmuştur. Çünkü artık yeni bir arkadaşı olacak. Saatlerce onunla oturup sohbet edebilecek. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Herkes çok mutlu. Babaannem de az önce bize bir sürü tatlı verdi. Fotoğrafı var mı? Düğünden önce annem fotoğraflarımdan birini evdekilere gösterebilmek için giderken yanında götürmüştü. Kesin babaanne de gelinin fotoğrafını yanına almıştır, öyle değil mi? Evet, odasında bir kızın fotoğrafı var. Onu Banvari getirmişti sanıyorum. Kimin olduğunu bilmiyorum. Kimin olacak? Yeni gelinindir. Hadi gidip bir bakalım. Ben de görmek istiyorum. Gidelim. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Gelinin fotoğrafını görmeye. Babaannem görmene izin vermez. Neden vermesin? Onu ben de bilmiyorum. Ama bu fikri hiç beğenmeyeceğinden adım gibi de eminim. Fotoğrafı gizlice alalım, olmaz mı? Hayır. Çalmak hiç iyi bir şey değil. Kapa çeneni. Fotoğrafı görmek istemiyor musun? Sugna abla, hadi git. Fotoğrafı al ve buraya gel. Yoksa gelinin fotoğrafını göremeyeceğiz. Hadi bakalım, git al. Tamam, şansımı deneyeceğim. Yeni giysiler giyeceğiz, tatlı yiyeceğiz, dans edip kutlama yapacağız. Çok eğlenceli olacak, öyle değil mi? Neden konuşmuyorsun? Mutlu değil misin yoksa? Tabii ki mutluyum. Neden olmayayım? Sonuçta o kız akrabam olacak. Tıpkı annemin sevdiği gibi o da beni çok sevecektir eminim. O zaman neden üzgünsün? Çünkü Poli'yi çok özlüyorum ben. Poli nereden çıktı şimdi? Basant amca dul. Yine de yakında evlenecek ama Poli öyle değil. Orasını bilmem. Poli'ye sorarsın. Eğer Poli de evlenseydi yeni bir kocası olurdu. Yeni ailesinin evine giderdi. Bu iyi bir şey, öyle değil mi? O zaman renkli bilezikler takıp süslü elbiseler de giyebilir, değil mi? Neden ailesiyle konuşmuyorsun? Söyle, onu evlendirsinler. Aslında söylerim. Ama çok uzak bir yerde yaşıyorlar. Şey Cagdiş, Poli'ye uygun bir damat arayalım mı? Belki o zaman evlenir. Ne dersin bu işe? Hemen aramaya başlayalım mı? Hayır, Poli için damat aramak istemiyorum. Bu çok gereksiz bir iş. Öyle bir şeyle uğraşmam ben. Ama neden Cagdiş? Tekrar düşün. Arkadaşlarına sorabilirsin. Nasılsa çok arkadaşın var. Evet, iyi fikir. Arkadaşlarıma sorabilirim. Poli bunu duyduğu zaman gerçekten de çok mutlu olacak. Evet. Sugna ablam ne kadar geç kaldı böyle? Ben 2 dakikada getirirdim. O zaman kendin gitmeliydin.
Senin dilin fazla uzadı ama. Gösteririm şimdi. Sugna abla fotoğrafı getirdi. Fotoğrafı alamadım. Babaannem alırken yakaladı. Fotoğrafı getirememiş olabilirsin. Ama iyice bakmışsındır herhalde. Müstakbel yengemiz nasıl biri? Anlat hadi abla. Tam fotoğrafa bakıyordum ki babaannem kızıp onu elimden aldı. Gidip babaannemle konuşacağım. Fotoğrafı vermesini isteyeceğim. Yengemizi gelmeden önce görmek istediğimizi söyleyeceğim. Ne var bunda? Dur bakalım. Sen kafayı mı yedin? Babaannemden mi isteyeceksin? Ne? Bu korkulacak bir şey değil ki. Sadece fotoğrafı vermesini söyleyeceğim. Sadece bir fotoğraf sonuçta. Çatıya çıkıp da benim için ayı indir mi diyeceğim. İnanılmaz birisin. Ne kadar safsın Anandi. Babaanne fotoğrafı bana vermedi. Sana neden versin ki? Hadi unutalım gitsin. Amcamın düğününde çok eğleneceğiz. Amcamın düğünü ne zaman? Keseriyan.